Friends, How I Met Your Mother, Brooklyn Nine-Nine, The Office, Key & Peele ve daha nice sitcom ve komedi dizisi. Dünya çapında taranan bu dizilerden birine illaki sizler de sarmışsınızdır bir dönem. Yerli dizi film kalitemiz belli. Dünya ile rekabet etmek için bir tık ufacık gerideyiz. Onlar The Boys yapar, bizler Hakan Muhafız işte yavaş yavaş yetişeceğiz, sakin olun. Bir 50 sene içerisinde muhtemelen bu seviyelere erişmiş oluruz. Ha, böyle şakayla karışık sallıyoruz tabii de. Bizden iyi işler çıkmıyor mu? Tabii ki çıkıyor. Şahsiyet dizisi yakın dönemden verebileceğimiz örneklerden biri mesela. Hoş ikinci sezonda bir Kürt dramasına girmiş olsalar da ilk sezonun yine de birçok yapıma bedel. Peki yerli sitcomları şöyle bir düşünecek olsak, dünya dizileri listesinde rekabet edebilecek bir yapımımız yok mu sizce? Yani mesela Avrupa yakasını alıp da şöyle bir Friends ligine taşıyamaz mıyız? Hani çak altyazıyı, dublajı, anlaşmayı çıkartamaz mıyız? Bu videoda Türk ekranlarının en iddialı sitcom ve komedi kategorisi dizilerini ele alacağız. Asıl listeye geçmeden önce günümüzden iki diziye de yer vereceğiz. Bilginiz olsun. Normalde bunu istemek çok hoş gelmese de YouTube'un çalışma şekli böyle. Eğer videoları seviyorsanız veya bunu izledikten sonra hoşunuza giderse abone olup videoya like atarak algoritma tarafından icazet almamıza destek olabilirsiniz. Kurgusu saatler, bazen günler alan videolarda güzel istatistikler görmek de tek mutluluk kaynağımız malum. Hazırsak videoya geçelim. İyi seyirler. Yedi numara gibi. Absürt bir durum komedisi olan 5 sezonu çekilmiş bu dizi, arada fireler verse de her bölüm istisnasız güldürmeyi ve hayatı sorgulatmayı başarıyor. Yılmaz! Madalyamı ver! Yılmaz! Madalyamı ver! Yılmaz! Madalyamı ver! Sizi bir sikerim, bir sikerim sizi! Bütün binayı ayağa kaldırdınız. Hali hazırda devasa bir fan kitlesi olan bu dizi, sarı platformun tek kaliteli yapımı, hatta ayakta tutan tek duvarı olabilir. Yılmaz'ıyla, İlkan'ıyla, Ersoy'uyla ve her bölüm adı geçip kendi bir türlü görünmeyen etemiyle bu yerli dizi, emin olun yıllar geçse adından söz ettirecek ve bu türde bir devrim başlatmış bir dizi olarak anılacaktır. Bence gerek yok. Ne gerek var? Yapalım beyaz bitsin bence. İlkan'cım çok iyi anlıyorum seni. Çok. Evet. Favori bölümümüz bilanço gibisi henüz gelmese de nice 5, 10 hatta 20. sezonlara. Kaleminize kuvvet. Dolaptaki tencerede salça fasulye vardı. Nerede o? Onu ayakta yedi kapının arkasında. Ben gördüm. 6 numara. Prince. Önceki dizimiz Gibi'nin başlattığı yeni Türk komedi füryasından ötürü bu tip dizilere ön yargılı yaklaşsak da Giray Altınok'un başrol aldığı bu dizi, oyuncuları ve bölümlük hikayeleriyle yine ekrana kilitlemeyi başaranlar listesinden. Kızım Karen, sizi niye seçsin? Değil mi? Sizi ayrıcalıklı kılan nedir, onu demek istedim. Neyine güvendi piç demeye getirdim. İzlerken fark edeceksiniz ki çekim kalitesi ve prodüksiyon yönünden çoğu dijital dizimizden daha başarılı ve özenli bir dizi. Kadro sağ olsun, oyunculuk noktasında da doyuma varabiliyoruz. Ki özellikle Giray Altınok'u hemen hemen bu diziyle tanıdık da rolün hakkını veriyor. Prens aslında bir sosyal medya tiplemesinden doğma bir dizi. Hatta diziyle ilgili güzel mini hikayeler de mevcut. Örneğin dizide Çağlar Ertuğrul, Engin Benli, Elçin Sangı gibi bölüm bölüm adını kanıtlamış büyük oyuncular da yer alıyor. Ve Elçin Sangu'nun diziye katılması enteresan ve güzel hikayelerden biri. Diziyi izleyenler bilir, dizide Elçi Sangu diye fırlama bir karakter mevcut. Elçin Sangu'nun Elçi Sangu var da Elçin Sangu yok mu çıkışının üstüne dizi de bunu boş bırakmıyor ve Elçin Sangu diziye konuk olarak dahil oluyor. Ben gelmek istiyorum. Ne demek Elçi Sangu var, Elçin Sangu yok. Ben mesaj attım ve gerçekten ekip de çok sevindi. Çok tatlılar zaten. Siz abone olup like bıraktıktan sonra diziye başlamadıysanız bir göz atarsınız. Bizler de bir Bongomya fethine çıkacağız. Hadi bakayım. Günaydın Bongomyalılar. Yine sabahın köründe güvercin gibi toplanmışsınız buraya. Yani şu toplantıları öğleden sonra yapsak bu hanedan batar değil mi baba? Yani şurada iki kıdım gülsen kimse götüne kılıç saplamaz. Biraz medeni ol medeni. Anca böyle kısım kısım kısılıyorsun. 5 numara. Avrupa yakası. Girişte de bahsettiğiniz bu diziden sitcom ve komedi demişken bahsetmemek zaten ayıbın en büyüğü olurdu. Gülse Birsel'in yazdığı ve tadında bırakarak finalini uzatmadan yaptığı bu dizi hala da genç orta yaş kitlenin favori nostalji dizilerinden biridir. Kadrosu bayağı bir zengin olan ve günümüzün birçok sağlam oyuncusunun yetişme yerlerinden biri olan bu dizi, dizi finalleri serisinde bahsettiğimiz gibi kaos olmadan adabıyla final yapanlardan. Bizim evde şu anda ne yapıyorlardır acaba?
final için Cem Yılmaz ve Ajda Pekkan gibi isimleri davet eden bu dizide konuk oyuncular kısmı tam bir şölen. Şöyle ki dizide Teoman, Figen Evren yani AKA Arka Sokaklar Suat, Bülent Seyran, Tuna Arman, Deniz Seki, Hıncal Uluç, Öner Erkan, Emre Altuğ, Vatan Şaşmaz, Hepsi, Sezen Aksu, Yetkin Dikinciler AKA Yıh Geç Bubanı, Benim Yüzümden, Salih Kalyon AKA Yakışıklı Serdar, Erkin Koray, Okan Yalabık, Beren Saat, Doğar Utkay, Serdar Ortaç, Murat Boz, Pamela, Bora Akkaş, Aslı Altaylar AKA Gülübik, Serkan Keskin AKA O Gemi Gelmeyecek, Çağla Şikel AKA Feratlar ve Küpekler Giremez ve emin olun saymaktan yorulduğum için saymadığım tonlarca ünlü isim yer aldı. Vallahi yoruldum. Büyüklüğünü anlatmaya ne dil ne çimento yetmez abici. Geç. Göründüğünden 4 kilo fazla gösteriyor. Bu mu? Bunu yok böyle bir şey yok. 4 numara. 80'ler. Uzaktan bakınca basit bir TRT dizisi ne alaka bu listede deseniz de 655 bölüm 10 sezon sürerek Avrupa yakasından bile uzun süre ekranda yer almış ve Türk izleyicisinde hiç şüphesiz derin yeri olan bu dizi, nostaljide kalmış ve bulunduğu dönemden daha da eskiye değinerek nostalji komedisi ve hasretiyle ekmek yiyen bir diziydi. Manyak mısın? Ne bakıyorsun? Sana mı bakıyorum? Oğlum başka biri mi var? Kime bakıyorsun? Çiğ tanesi. Orhan Gencebay'a bakıyorum. Ferdi Tayfur'a bakıyorum. Müslüm Baba'ya bakıyorum. Sana mı bakıyorum? Bunu kötü bir manada söylemiyoruz. Zira dizi konu aldığı dönemi gayet güzel şekilde, gayet güzel karakterlerle yansıtmayı zaten başarmıştı. Öyle bir dizi düşünün ki temel veya tutarlı bir senaryo yok. Fakat izlerken sıkılmıyorsunuz. Her türlü akıp gidiyor ve tebessüm ettiriyor. Dizinin tek falsosu yersiz gelen final gitgelleri ve kararsızlık durumları. Nazlı ve Ergün ilişkisi hikayede bir noktada bitiyor. Sonra yıllar yıllar sonrasına gidiyoruz. Ergün geri gelmiş, yüzleşme yaşanıyor filan. Bir ara Türk dizi dramasına dönme riski yaşayan dizi Allah'tan daha fazla uzatmayarak aklımızda olduğu haliyle kaldı. Ne olduysa şu dizi bittikten sonra oldu zaten. Adam akıllı bir şey göremedik ekranlarda. Nadiren. Elif kim bilir yatakta nasıldır? 3 numara. Çocuklar duymasın. Hem efsane hem kestane bir Türk yapımı say deseniz kesinlikle en başta Çocuklar Duymasın'ı sayabiliriz. Hani bir şey nasıl hem bu kadar iyi hem bu kadar kötü olabiliyor aklımız almıyor. Uzunlama detayına eski dizilerin finalleri serisinde değindiğimiz bu dizi tam 4 kez final yaptı. Tatlı güzel bir aile içinde dönen hem romantik hem absürt komedi dizisi olan bu dizi finalde Meltem'le Haluk'u ayırmış, işin içine Türk dizisi tipi dram, entrika, ayrılık ve kumpaslar sokarak listenin en efsane dizilerinden biri olan bu dizinin tabiri caizse içinden geçmiş, dışına çelenk görmüştür. İlk videoda dediğimiz gibi yani durum. Çocuklar duymasın diye düşünen neden kalmadı. Çocuklar Tanrı'ya emanet. Bugüne kadar çocuklar duymasın diye erteledik. Çocuklar büyüdü. Artık burada kalamam. 2 numara. Geniş aile. Yerli komedi yapımlarının kolon taşlarından biri olan bu dizi, diğer dizilere nazaran dark mizaha daha fazla kayıyor ve bunu ince ince çaktırmadan çok güzel bir şekilde karşıya veriyor. Ulvi bak senin reflekslerine beton dökerim ha. Çağımızın vebası Ulvi. Tek kullanımlık Ulvi. Sana var ya ötenazı istetirim ha. Seyrek Ulvi, araya kaçan Ulvi. Hem aileyle hem de agalarla izlenebilecek olan bu dizi yıllar geçse de yılların verdiği yorgunluğa ve tozlu raflara karşı direnmeyi başardı. Öyle ki günümüzde bile izleyen büyük bir kitlesi var. Hoş bunda eskiye duyulan özlemin de payı olsa da dizi günümüzde çıkan çoğu Türk diziden kesinlikle çok daha kaliteli. Türk ekran olarak 2009-2011 yılları arasına dönsek 10 yıl geriye değil ileriye gitmiş oluruz zaten durum o kadar vahim. Sonu mutlu biten 108 bölümlük bu dizi listedeki yerini bizce kesinlikle hak ediyor. Navigasyondan fala bakan Ulvi. Geleceği görüp selam vermeyen Ulvi. Mektupla beraber kendini de yok etseydin ya. Geberim kalacan üzerime. Geberim kalacan üzerime. Ve bir numara. Bir kadın bir erkek. Şimdi hemen lince koşmayın o kadar dizi varken neden bu dizi diye. Anlatsalım türünden ötürü. Yoksa biz de bilirdik buraya Leyla ile Mecnunları, 7 numaraları, 5 kardeşleri, tatlı hayatları döşemeyi. Yorumlarda her video altına bir dizi adı yazıp soru işareti atan arkadaşlara sesleniyoruz evet. Oğlum ben de biliyorum öyle bir dizi olduğunu. Daha 500 tane dizi var ne yapayım hepsini tek videoda mı yapayım? İkinci, üçüncü, dördüncü partlarda illaki gelecek o diziye de sıra. Düşük IQ yorumlar yapmayın canınızı yiyeyim. Neyse konuya dönelim.
Enguerrand Fille isimli Fransız yapımından uyarlama olan bu dizi temelde bir tek mekan komedisi ve bir kadın bir de erkek arasındaki muhabbetten dönüyordu. İlk yayınlandığı 2008 tarihinde Türkmax kanalında çıkan bu dizi konu itibariyle şöyleydi. Zeynep ve Ozan 9 yıldır birlikte yaşıyor. Zeynep sürekli evlilik hayalleri kuran, romantizm düşkünü bir kadın. Ozan ise sürekli cinselliğe düşleyen ve romantizmden nefret eden, bu yüzden de evlenmeyip birlikte yaşamayı sürdürmeyi düşünen bir erkek. Yaygın bir fenotip anlayacağınız. Bu iki kişinin başından geçen olaylar, yaşadıkları maceralar, konu bütünlüğünün sağlandığı skeçler olarak bizlere aktarılıyor. Temelde olay kadın erkek ilişkilerinden doğan tatlı mizahi öğeler yani. Bazı Instagram postlarından illaki denk gelmişsinizdir. O zamanlar Rütük neredeymiş yo dedirtecek türden sahneleri de var. Yani bel altı, cinsellik, dark mizah filan acımadan katıp geçiyorlar. Diziyi de tatlı kılan yönlerinden biri aslında bu. Ne yapıyorsun Zeynep? Gösterim kontrol ediyorum. Yardıma ihtiyacın var mı? Ver bakayım eline. Bak bakayım. Bak bakayım burada. Yok. Şuraya bak bakayım. Orada da yok. Teşekkürler bakayım bana bir. Demet Evgar ve Emre Karayel'i Türk ekranlarına tam manada kazandıran dizilerden biri olan bu dizi, takdir edersiniz ki böyle bir videoda olmayı en az diğerleri kadar hak ediyor. Listeye şöyle bir dönüp baktığımızda aslında sitcom ve komedi işini çok da başaramıyor değiliz. Zaten komik bir ülkeyiz. Tamam, yurt dışında rekabet bile edemeyeceğimiz bayağı sağlam diziler olsa da bizim listeden de birkaç yapım kesinlikle globalleşmeyi ve büyümeyi hak ediyor. Hak edene hakkını vermek lazım. Düşüncelerinizi ve fav yapımlarınızı, eleştirilerinizi yorumlarda mutlaka bekliyoruz. Videolara metni yazan, seslendiren, kurgulayan bizler olsak da unutmayın ki videoların içeriği ve gidişatı sizlerin yorumlarına göre şekilleniyor. Yani sizler de bu kanalda katkı sahibisiniz. Seviliyorsunuz. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize cici bakın. Hoşça kalın.